HDK Ekoloji Meclisi olarak biz Kiraz arkadaşımız doktora tez çalışması için 2 aya yakın bir süre Longomay'de, Fransa'da kaldı. Ve geldiğinde biz toplantılarımızda konuştuk biraz. Konuşulması ve tartışılması gereken konular olduğunu düşündük. Sizlerle de paylaşmak, birlikte hem kendimizi geliştirmek için, hem öğrenmek için, hem de aklınızdaki düşünceleri, soruların yanıtlarını bulabilmek için birlikte de konuşalım ve tartışalım istedik. Şimdi Kiraz arkadaşımız önce bir sunum yapacak. Yaklaşık 1 saat sürecek. Ondan sonra da 1 saate yakın bir sürede soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Şimdi ben sözü bırakıyorum Kiraz arkadaşım. Teşekkür ederim. Herkes hoş geldi. İsterdim ki böyle bir yuvarlak masa şeklinde tek tek beraber sohbet edelim. Daha interaktif bir şey olsun. Soru cevap kısmını daha interaktif yaparız. Şimdi ben kendimden birazcık söz edeceğim. Çünkü beklentilerinizle benim gördüklerim arasında bir tezat olabileceğini düşünüyorum. Ben baştan o mesafeyi koyayım. Ondan sonra pozisyon alışlarımız netleşsin. Şimdi ben Mimar Sinan Sosyoloji Doktoru yapıyorum. Ve beni bu konuya iten, yani ekoloji değil, alternatifler üzerine düşünmeye iten Soma katliamı oldu. Yani Gezi sonrası. Daha önce bu konuyla ilgili yazdım ama bunu açıkça söylemek istiyorum. Biz devrimciler ve sosyologlar ve sosyal bilimciler hep değişim üzerine ve dönüşüm üzerine düşünüyoruz ama bir yandan da öngörüyoruz ama öngörmek ne kadar neye yetiyor? Düşüncesi, sorusu benim kafamda belirdi. Ve hep bizim metinlerimizde komünden, bir komün yaşamından, kırsallıktan, doğadan vesaire ekolojiden söz ediyoruz ama bu yaşam pratikleri üzerine, alternatifler üzerine ne kadar düşünüyoruz? Bunları hayata geçirme deneyimleri üzerine ne kadar düşünüyoruzu düşünmeye başladım. Ve o sırada Abdullah Aysun'un, Çiftçi Sen Genel Başkanı'nın bir yazısı düştü Longomay ile ilgili. Bunu özellikle söylüyorum çünkü Longomay'e giderseniz size ilk soracakları soru Longomay'i nasıl duydunuz oluyor ki bana da aynı soruyu sordular. Ben Abdullah Aysun'un metnini okudum ve bir an böyle evet neden ben bu deneyimler üzerine düşünmüyorum mu gibi bir soru belirdi ve zaten doktora tez konusu belirlemek üzere olan bir insan olduğum için hemen atladım. Arkadaşım bana bakıyor, Sara'nın arkadaşı Fransalı, annesinin çiftliğinden dostları sayesinde Longomay'i o yıl ziyaret etme şansım oldu. Kızımla birlikte. Ben Longomay, yani genel olarak kolektif ekoturizm üzerine çalışıyorum ve Türkiye'de de bir kolektif üzerine çalışıyorum. Benim sorum toplum, yani insanların doğayla niteliksel olarak nasıl bir ilişki kurduğu. Yani ben para sistemi üzerine çalışmıyorum mesela. Yani gelecek sorular için söylüyorum. Nasıl bir para sistemi kuruluyor diye. Özel olarak topluluk yapmak, topluluk oluşturma alternatifiyle ekolojik tarafını kurma arasındaki ilişki üzerine düşünüyorum. Dolayısıyla benim yoğunlaştığım nokta, mesela göreceksiniz bir radyo nasıl çalışıyor vesaireden çok, tarım pratikleri, topluluğu oluştururken neler yapıyorlar, bunlar üzerine düşünüyorum. Ama biliyorum ki bana gelecek sorulardan dolayı bazı ipuçlar, genel ipuçları verebilirim. Ama bu alanları çok derinleştiremem. İkinci uyarımı da söyleyeyim. Ben 2 ay burada kaldım. Yani yılın bir yılı değil. Ve Longomay gibi kurumlar her an hızlı çok değişebilen yapılar oluşturuyorlar. Yani bunu da seviyorlar. Dolayısıyla ben bir temsiliyet ilişkisi kurmak istemiyorum. O yüzden çağrı metnini de özellikle söyledim. Ben kendi gözlemlerimi, deneyimlerimi aktaracağım. Başka bir arkadaş gitse belki başka deneyimler görecek, başka şeyler hissedecek. Kişiden kişiye, oranın dönemine göre değişebiliyor. Bunu da bir göz olarak belirteyim. O yüzden bir temsiliyet mekanizması kurmuyorum. Bir genelleme yapmıyorum. Söylediklerim tamamen öznel benim gözlemlerimdir. Şimdi bu 1972 yılından önce çekilmiş bir fotoğraf. Longomay'in kurucuları kimler? Ben biraz bundan söz edeyim. Şimdi sene 68,
1960'lı yıllar, 72 yılında kuruluyor Longomeli. 68'li yılları biliyoruz. Gençlik hareketlerinin yoğun olduğu Avrupa'da ve Türkiye'de ve dünyada. Politik ekoloji denen kavramın ortaya çıktığı bir dönem ama Longomeli çok alakalı değil. Ve aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra topluluk, kırsalda topluluk deneyimlerinin çok yükseldiği bir dönem. Longomeli'nin ilk kurucuları Avusturya'da Komünist Partisi'nden ayrılan Hidra'yla, yine Komünist Parti çevresinden ayrılan Almanya'da Spartaküs, ki bunlar daha çok anarşist hareketlerden etkilenen iki grubun birleşmesinden oluşuyor. Ve bu iki grup birleşince diyorlar ki evet grev örgütleyebiliriz, destekleyebiliriz vesaire ama biz kurucu bir şeyler yapalım. Ve biz Avrupa'nın sorunlarını öğrenelim diye bütün Avrupa'yı turnamaya başlıyorlar, gruplar şeklinde. Ve bir grup Fransa'nın güneyinde, Marsilya'nın kuzeyi, Provence denen bölgeye geliyor ve burayı keşfediyor. Ve diyor ki Fransa'da ve Avrupa'da terk edilmiş kırsallık diye bir olgu var. Ve biz bir yandan da işte barışı kurmak istiyoruz ve terörize edilmek istemiyoruz çünkü o dönem baskı süreçleri de çok fazla. Biz bir ütopistleri okuyorlar o dönem ama hangi ütopistleri kimin nasıl okuduğu çok belirsiz. Böyle bir şey var, ütopistlerden etkilendik gibi bir söylem var ama kimin nasıl okuduğu bilmiyor. Bu benim değil, şu kitapta da aynı şey yazılıyor, bana ait değil. Ve burayı keşfediyorlar ve banka kredisiyle burayı satın alıyorlar. Burası gördüğünüz Longomeli'nin sadece bir şöyle, şimdi normalde başka şey yapacaktık, işte teknolojiyle olunca sorun oluyor. Longomeli'nin benim gittiğim komünü, kooperatifi 3 ana merkezden oluşuyor. Bu denen yer Hipolit, Hipo diyeyim, onlar da öyle diyor, Hipo. Diğer kısmı Grand Neuf, ortadaki alan. Diğer kısımda Pigeonnier denen, Pigeon oraya. Aldıklarında yer böyle. Sadece Pigeon'de oturacak yer var. Grand Neuf'te oturacak hiçbir yer. Yani orayı baştan inşa ediyorlar. Bu gördüğünüz taş yapı. İnanabilir miyim? Evet, şimdiki halde bu. Bunu dağdan çektim. Şimdi biraz anlatmak istiyorum çünkü detay tercih edeceksiniz diye tahmin ediyorum. Normalde hazırladığım presentation'da vardı. Şurada badem ağaçları var. İlk geldiklerinde bir badem kurusu bulmuşlar ve demişler ki biz buraya badem var, demek ki badem ağaçları ekelim. Ben yaklaşık burada 1,5 aydan fazla burada çeşitli odalarda kaldım. Şurada kaldım, burada kaldım, orada kaldım, şurada kaldım. Bütün odaları gezdim yani. Şurası öğrencilerin yani orada büyüyen çocukların yaptığı bir oda. Ben orada da kaldım. Şurada şey var, mutfak var. Mutfak fotoğrafını bulursam size gösteririm. O kargaşada bulamadım. Şu arkada bir kütüphane var. O kütüphanenin bahçesi nedir? Şey, karikatür kütüphanesi. Biraz karışık. Orada iki tane saz var. Onu da anlatacağım. O sazın iki tane sazı buldum. O sazın hikayesini de anlatacağım size. Bir de şurada küçük bir mutfak var. Şurada bir tane büro var. O büroda bilgisayarlar var, telefon var. Yani Afrika ülkeleri dışında diyeyim, ve Latin Amerika olabilir. Bütün ülkeleri belli sabit bir şeyden arayabiliyorsunuz. Çünkü Longomeli'de birçok insanın telefonu yok ve uluslararası ilişkilere çok önem veriyorlar. Telefon çekmiyor. Telefonu çıkardığımda ben ilk çok garip hissettim ve normalde o yüzden çok fotoğraf çekmiyordum. İlerleyelim. Burada ne var? Ne ilerleyelim? Eksen bondu. Ne burası, şurası ekmek yapılan alan, fırın. Şurada bir şey var. Küçük bir makineyle çalışan yer. Şu kütüphanenin olduğu yer. Bunlar hepsi zamanla inşa edilen alan. Ha, burayı şunu göstermek için koymuştum. Yani burası
Hipolit dediğim yer çok yukarıda ve dağın hemen eteğinde en yüksek yerleşim olduğu yer. Ve orman burada. Burası meşelik bir yer. Yazında da söz etmiştim. Burası endüstriyelizm döneminde çok fazla kesilmiş. Fransa'da ağaçlar fabrikalarındaki buharı çalıştırabilmek için yağma edilmiş. Ve Provence bölgesi de bu yağmadan payını oldukça almış. Burayı Longobeyliler buraya geldiğinde bu orman onlara ait oluyor ve aslında istediklerini yapabilirler teknik olarak. Fakat Longobey'i bu ormanı yenilemek için uğraşıyor. Fakat ağaçlar büyümüyor. Yani sürekli bulur kalıyor. Bu gördüğünüz şu çam ağaçları Longobeyliler tarafından ekilmiş ama büyümüyor. Yani öyle kalıyorlar, gelişmiyorlar. Bunu şunun için de söylüyorum. Yani bir Longomey'nin bir ormanı yenileme ve onun sorunlarını anlama çabası açısından söylüyorum. Çünkü bunu bayağı normalde koyduğum prezentasyonda vardı. Bayağı bununla ilgili konferanslar da örgütlüyorlar. Yani Fransa'nın ormanlık alanları sorunu diye bir sorun üzerine örgütleniyorlar. Aynı zamanda nitelikli ormancı, oduncu diyorlar herhalde. Oduncu kesmek için, oduncu yetiştirmek için de uğraşıyorlar. Odunculuk stajları ayarlıyorlar. Bir ormanı yağma etmeden nasıl daha iyi onu yenileyecek şekilde kendi odunlarımızı da karşılayabiliriz problemi üzerine örgütleniyorlar bir grup. Longmane'in böyle bir şeysi var, politikası. Bu benim ilk kaldığım gibi, o yüzden çok fotoğraf çekiyordum. Ondan sonra bıraktım. Burası mutfağın olduğu yer. Şimdi ben geldiğim için şurada saplan ekiyorlar. Hipolit'te tıbbi bitkiler bahçesi olarak çevirebileceğimiz bir bahçe alan var. Longomey'i bir süredir, süresini bilmiyorum çünkü olan çok fazla gözlemleyemedim da. Kendi yağlarını üretiyor, propolislerini üretiyor, binbir çeşit yağ üretiyor, binbir çeşit tentür diyorlar, sıvı bir ilaç, bilmiyorum Türkçesini. Tentür diye mi kullanıyor, tamam. Ve onu pazarda kendi tezgahlarında satıyorlar. Bu gördüğünüz şeyler, şimdi burada bir sürü böyle tıbbi bitki var. Şu alanda, bu tarafta, ya. Şurada saksılarda. Bunun içinde ayrı bir grup var. Burası Granjne. Bu tarafı da herhalde ilk günler çekmişimdi. Ben burada biraz bunun hikayesini anlatayım. Burası 80'lerde yapılmış bir yer. Burada yemek yeniyor. Burada dans ediliyor, burada toplantı yapılıyor. Toplantı mekanındaki şeyler şu anda değiştirilmeden yapılıyor. Burası çeşitli şekillerde kolektifin birlikte kullandığı bir alan. Öğle ve akşam yemekleri birlikte örgütleniyor. Ama onu sonra anlatırım. Sadece kahvaltıları ayrı yeni. Herkes kendisi takılıyor filin. Ben şimdi burada bazı insanların hikayelerini anlatacağım. Çünkü bu hikayeler aslında Longomey'i de anlattığını düşünüyorum. Alex benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Babası Alman, annesi Fransız, 3-4 dil biliyor. Buradan önce İspanya'da bir komünde kalmış, bir yılda burada kaldı, kitap yazmak için ücretli bir iş arıyordu. Çünkü kitabı burada yazamadığını söylüyordu. Ve Fatsa'da denen Türkiye'li mültecilerin 80 darbesinden sonra inşa ettikleri alanda kalıyor. Gerard müzisyen, birkaç tane alet çalıyor ve komünün yani Longomey'nin ilk kurulduğu dönemlerdeki müzik grubunda da çalıyor. Şimdi de çalıyor. Korkar Kedi mesela, ben onun bir kafede konserini dinledim. Şu Nick Türkiye'ye sık sık gelen arkadaşlarımızdan biriymiş. Ben onu da tanıştım. Radyo ile ilgileniyor. Ve kürsünü takip eden arkadaşlardan. Ve İngiltere'li. İngiltere'den geliyor. Şu arkadaş, şunu da gösterebilirim, evet. Şimdi ismini diyorum da kendisini unuttum. Erich'in karısı Alman. Erich burada yok. Erich kendisi anlattı. 70'lerde Longomey ile tanışmış ama şöyle bir hikaye anlattı bana. Kendisi inşaat kooperatifinde çalışırken Longomey ile tanışmış. Ama Longomey o dönemde, yani 92'lere kadar çok fazla farklı ideolojiden insanlara açık bir yapılanma olmadığı için
Ve kendisi de, kendisi söyle, kendisi de bu tip şeyleri küçümsediği için, yani topluluk kurarak, alternatifler yaratarak, dönüşümü yaratma konusunda, yani kırsalda böyle şeyleri küçümsediğini düşünüyormuş. Ama sonra şey dedi, benim düşüncem komünizmle anarşizmle doğru kaymaya başladı ve buraya gelmek istedim. 90'larda sonra geliyor buraya. Ama burada gördüğünüz gibi çok kalabalık. Yani benim gittiğim kooperatif, Nongumei'nin kooperatiflerinden bir tanesi ve çok kalabalık. Onlar mesela şey diyordu, biz sessiz kalmak istiyoruz, biraz daha yalnız kalmak istiyoruz. Bu yüzden Nongumei'nin daha az nüfuslu, 7 tane daha ayrıca kooperatif var. Dünyanın, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de Costa Rica'da daha küçük nüfuslu kooperatiflerine gitmek istiyoruz diyordu. Ve onun için ben gitmeden bir gün önce oraya, onlardan bir tanesine gitti. Ve yurt denen bir çadırda kalıyorlardı. Şu arkadaş, işte tıbbi bitkilerle ilgilenen İspanyol arkadaşımız, ismini unutmuşum da. Hiperaktiftir kendisi çünkü uzun süre sohbet edemeyiz. Tito mesela gönüllü gelenlerde ama bir yıl uzun süre kalmış. Bunu şunun için söylüyorum. Çok gençler arasında uzun süre kalıp, Longomed'de uzun süre kalıp sonra giden ama sonra ara ara gelen ve oradaki çalışmalara katılan çok insan var. Şu arkadaş Latin Amerika'dandı herhalde, çocuğu var. Diğerlerini çok tanımıyorum. Şu müzisyen arkadaşımız, konservatuar mezunu, bu kuruculardan. Erik herhalde 5-6 yıldır oradaydı, kurucu arkadaşlardan. Yani fotoğrafta gördüğünüz gibi çeşitli jenerasyonlardan insanlar var ve çeşitli dillerden, farklı ülkelerden insanların yan yana geldiği bir alan. Dolayısıyla Longomei'yi belki diğer kolektiflerden, bilmiyorum, en azından Türkiye'dekilerden ayıran farklı tarihsel, yani farklı ülkelerde insanları ve farklı dillerde insanları yan yana getirme kapasitesi diyebiliriz. Ortak dil Fransızca burada. Ama iki tane yani şu gazeteleri Fransızca ve Almanca çıkıyor. Onları dolaştıracağım birazdan. Şurada gördüğünüz tabloyu şimdi Tivinox'ta da görmüştüm ben onu, onun kitabında da. Longomei yazıyı çok fazla kullanıyor. Yazı bir ortaklaşma aracı. Yani bizim telefonlarımız gibi değil, maillerimiz gibi değil. Şu gördüğünüz alan, şu iki alan aslında bütün ortaklaşma. Şurada mesela bütçeyle ilgili şeyleri bulabilirsiniz. Daha önceden gelip giden insanları bulabilirsiniz. Şurada telefon var, toplantı sırasında telefon çalar, konuşan insanlar olur. Burada ekmek listesi vardır. Haftanın iki günü liste ekmek yapılır. İsteyen istediği gibi o listeye kendisini yazar. Araba listesi buradadır. Bilmiyorum listeler var mı? Yazı bir araç olarak kullanılır. Neymiş? Bilmiyorum, şu anda geçelim. Ha, yok. Ama bilmiyorum, geçemedim. Çok alakası bir şey olur. Bu ekmek listesi. Boşluklar var. Boşluk varsa kim dolduracak? Nasıl dolduracak? Kimse ekmek yapmayacak. O hafta ekmek yemeyeceğiz. Öyle. Mesela işte her pazar günü bir liste oluşturuluyor, yemek listesi. Bunu anlatayım çünkü bu listenin fotoğrafını bulabilecek miyim acaba? Bir bakayım. O plan yok. Şöyle anlatayım. Burada. Şimdi normalde Longomei ilk kurulduğunda bir haftalık yemek grubu yapılıyormuş. Bunu şunun için anlatıyorum, değişimi anlayın diye. Sonra çok yoğun olduğunu düşünmüşler çünkü 100 kişiye yemek yapılıyor bir hafta boyunca. Sonra demişler ki günlük yapalım. Sonra günlük de çok yorucu olmaya başlamış. Sonra işleri bölmüşler, öğle akşam diye bölmüşler. Sonra bulaşıkla yemeği bölmüşler. Yani bulaşık, yemeğin bulaşığını yapanla ekiple yemeği yapan ekip farklı olmuş. Sonuçta geldiğimiz aşamada işler
en küçük parçaya kadar bölünmüş. Belki ileride daha da bölünecek. Ve yemek listesi dolaşıyor pazar günü toplantı sırasında. Oraya insanlar ya ekip oluşturup giriyor ya da ben yazıyorum kiraz. Atıyorum biri gidiyor sunu altına yazıyor kiraz. Ben kiraz da yapmak istiyorum. Veya gidiyor tek başına yapıyor. Kimse yemek yapmıyorsa, liste boşsa ve o gün midesi çok gurulayan biri gidip makarna yapıyor. Veya hiçbir şey yapmıyor. Mutfakta artık herkes free takılıyor. Kimse de buna bir şey demiyor. Yani bu da... Yani kendine mi makarna? Hayır, gruba makarna yapıyor. Üstüne ne koyuyor? Yani işte sosunu da yapıyoruz. Fransız soslarından genelde onları da yemediğim için soslarla ilgilenmedik. Bu da çizelgesi. Yani herkesin görebileceği şekilde. Yani ben bir orada stajyerim. Yani sürekli insan değilim ama ben oraya gittiğimde Dongomen'in bütün arşivini de bildiğim gibi onun yıllık planını da yapabilirim. Şurada gördüğünüz Entercop'ta. Şimdi Dongomen'in dedim ya 7 tane kooperatif var. Bu 7 kooperatif, yani 7 tanenin artı 7 kooperatif de var. Şimdi Dongomen'i başarılı kılan şeylerden bir tanesi bence, ki kendileri de bunu düşünüyor herhalde. Yani genişlemekten hiç korkmuyor. Yani yeni kooperatifler kurma konusunda olumsuz deneyimler de biriktirmiş. Mesela Almanya'da bir yeri kiralamışlar ve sonra oradan çıkartılmışlar. Hiç kaygısız bir şekilde genişleme şeyi var. Ben oradayken bir gündem vardı. Türkiye'de bir toprak bağışlamak gibi bir gündem vardı. Ben o bahaneyle insanlara şey sordum. Yani Türkiye'de Dongomen'i bir kooperatif kurabilir mi? Nasıl olur sizce? Kuralım mı? Yapalım mı? Gibi bir gündem sordum. Birkaç olumsuz düşünce dışında olur. Peki de nasıl olur? Yani sizin gelirsiniz, nasıl yaparız falan. Yani biz böyle hani dışarıdan geldik, kurduk gibi bir şey olmaz. Kendi öznelerin ortaya çıkması lazım. Çünkü bu sihirli bir kelime. Yani biz dışarıdan gelelim, işte burada bir şey kuralım anlamında değil. Ki bunu hani Avrupa'nın dışında olması açısından çok daha fazla önemsiyorlar. Berlin'dekini, bu soruyu sorduğum arkadaşlardan biri bana Berlin'dekini, Almanya'daki hikayeyi anlattı. 90'larda Berlin Duvarı yıkıldığında üçüncü bir yol, yani hani olumsuz bir sosyalizm deneyini ama kapitalizmi de istemiyoruz. Bir grup Dongomen ile işi geçiyor ve orada bir kooperatif kuruyor. Yani kendi özneleri kuruyor ama kendi aralarında bir değiş tokuş bir gidiş geliş var. Yani ben Liman'da, Gerzhof'ta oturarak Ukraynalıyla da tanıştım, Almanya'dan gelenle de tanıştım, bir tekrar da Otuş'tan gelenle de tanışmadım. Çeşitli kooperatiflerden, Fransa'nın çeşitli kooperatiflerden geliş gidişler oluyor. Entercop dedikleri toplantıda bizim İmece'de sordular, bir koordinasyon var mı, kooperatifler nasıl koordine oluyor gibi bir soru sordu. Ben dedim ki bu soruyu bir kenara koyalım çünkü koordinasyon denen bir şey yok. Kimse kimseyi koordine etmiyor, yani öyle bir mantık silsilesiyle yürümüyor. Her kooperatif kendi istediği şekilde yapıyor, birbirlerine bilgi aktaracak bir sistem oluyor. Ben oradayken bir interkooperatif toplantısının aktarım toplantısına gittim. Katıldım ve birisinin hamile olmasını bile aktarabiliyorlar. Veya işte bütçeyi açık bir şekilde koyuyorlar ve o Grange-Neuf'ündeki tabloya bütçeyi, yıllık harcamaların hepsini ayrıntılı şekilde astılar. Ve o, herhalde ben giderken hala oradaydı. O istediğiniz gibi inceleyebiliyorsunuz ve insanlar gidip onları inceliyorlar. Bu da haftalık program. Şimdi bu gördüğünüz panel çok yeni bir şeymiş. 5-6 yıllık bir mesele. Bu örgütlenme şemasını anlatma açısından bence çok değerli bir panel. Şöyle ki, her pazar günü, eskiden hemen hemen her günmüş ilk başlarda, her pazar akşamı toplantı oluyor. O gördüğünüz şu salonda. Bu toplantıda konuşuluyor. İlk önce gelen giden konuşuluyor. Kim gelecek, kim gidecek. Bu toplantının moderatörü yok, animatör diyorlarmış ona. Animatörü de kendisi, kimse seçmiyor, kimse birini önermiyor. Ben diyorum ki bu hafta animatörü ben olacağım. Ki animatör kelimesinin ismini bilen de birkaç kişi var. O işi yapan dahi ne iş yaptığını bilmiyor. Yani isimlerine koymamışlar. Ondan önce o da yokmuş. Sonra böyle bir kağıtlar var. Mesela ben diyorum ki işte bu hafta çilek ekibi olarak şu gün çilek ekeceğim ve
5 kişiye ihtiyacım var. Kaçla kaç arasında? 2 ile 4 arasında. 5 kişi olursa bu iş süper yürür. İşte biz de bunu toplantıda gündem yapalım diye kağıda yazıyoruz. Bir ihtimal. Yoksa sözlü olarak da söyleyebiliyoruz. Ve diyoruz ki işte perşembe günü saat 2 ile 4 arasında 5 kişi işte yukarı tarlada buluşalım. O kağıdı veriyor ve o toplantı duyuruluyor. Sonra işte biri diyor ki ben diyor şey yapacağım. Ne yapsın? Ahırdaki keçilerin gübrelerini temizleyeceğim. İşte şu kadar kişi lazım diyor. Kağıdı koyuyor, veriyor. Bu da gördüğünüz pazartesiden pazara kadar bir liste. Sonra siz gidiyorsunuz. Kafanız karışık veya işte veya benim mesela not defterim yoktu. Herkesin bir not, hemen hemen herkesin orada sabit kalanları, hepsinin bir not defteri var. Kendileri ajandalar oluşturmuşlar. Oradan yazıyor. Koyuyor. Siz de mesela yeni gittiniz oraya. Bakıyorsunuz. Evet diyor. Gidiyorum. Ben oradakine yardım edebilirim diyor. Tamamen size hissettim. Bazen de mesela bir grup, mesela ben arılarla ilgili çalıştım. Hiç fotoğrafım yok. Neredeyse. Ara ekibi buna bir şey söylemiyor. Bunu tercih etmiyor. Yani ekipten ekide bu değişiyor. Çünkü diyor ki isteyen beni bulur zaten. Eğer arıcılığı öğrenmek istiyorsa ben arıcılığı öğrenirim. Mesela arıların şeylerini de, çerçevelerini de kendi işletiyorlar ve mekanik bir iş yani sürekli yapılan bir iş. Ben dedim ki niye biz toplantıda söylemiyoruz? Yani isteyen, ilgili olan gelsin. Ben çağrı yapmak istemiyorum. Öyle bir organizasyona girmek istemiyorum. Eyvallah diyorsun. Bu da çocuklar. Bir sürü çocuk var. Ben ikinci çocuğu bile düşünebildim yani orada. O kadar hoş, o kadar şirin bir ortam biliyorlar ki. Çocukları okul servislerini kolektif bir şekilde örgütlüyorlar. Çocuk servis arabasıyla mecbur okulu birisi götürüyor yani. O şey herhalde hiç boş kalmıyordu diye düşünüyorum yemek listesinde. Arabaya mı geçsem diye düşündüm de. Şimdi diğer şeyi unuttum söylemeye herhalde. Longomay'de işler genelde gruplar veya sektör isim verilen örgütlenme şeması değil. Öyle bir şekilde örgütleniyor. Mesela aracılık bir sektör, hayvancılık bir sektör ama işte koyun ekibiyle keçi ekibi farklı. Sonra bahçecilik bir sektör ama onlar büyük kültür diyorlar. İşte burada ekibi ayrı. Tohum yapan ayrı. Bahçeci ve çilek ve frambuazlı yapan ayrı bir ekip. Bahçe ağaçları eken, ağaçlarla ilgilenen başka bir ekip, grup veya kişiler de olabiliyor. Bir de baştan beri hayvancılıkla ilgilenen, yani koyunlarla ilgilenen bir ekip var. Bu ekipler arasında sirkülasyon da olabiliyor. Mesela ben oraya gittiğimde bahçeyle ilgilenenler 4-5 yıldır ilgileniyordu. Onlar devre aldıklarında uzun yıllardır yapan bir ekip varmış. Çok sıkılmışlar. İşte tıbbi bitkilere geçmek istiyorlarmış ama geçememişler. Çünkü o bahçeciyi devam ettirecek kimse yokmuş. Sonra onlar gelince onlar da tıbbi bitkilere yönelmişler. Böyle ekipler arası sirkülasyon da oluyor ama koyunlarda o sirkülasyonu ben görmedim. Hani baştan beri yapanlar biliyordu. Şimdi Longomay'ı nereden başlasam? Longomay'de koyunların şöyle bir önemi var. Koyunları genelde yünleri için besliyorlar. Ve yünlerini kırpmaktan tutun da kazak haline getirecek bütün sistemi kurmuşlar ve onun satış mekanizmaları var. Yani Longomay'ın en önemli şeylerden bir tanesi baştan alıp sonuna kadar götürebilmek ve bu aldıkları ırkı, Merinos bu, ırkı da yünleri iyi gelecek şekilde bir seçim mekanizmasıyla çok kaliteli bir yün elde etmişler. Yün işinin tekstilden çıkartıp hayvancılık alanına girmesini istiyorlar ve bu konuda çok ciddi örgütlenmeler yapmışlar. Hayvancılıkla ilgili yerel örgütlenmelerin içine de giriyorlar. Koyunlar, yani yünle ilgili bütün uluslararası örgütlenmelerin içine de katılıyorlar.
Bu Tilo, şu ufak bir canavar. Bunun hikayesini anlatabilirim size. Tilo'nun işi, çünkü Fransa'da köpekler çalışıyor. İşi bu sürüyü hareket ettirmek ve sürüyü bir yerden bir yere götürmek konusunda çobana yardımcı olmak. Bunu toplum bilimde ayrıntılı yazacağım. O yüzden geçmiyorum. İngiltere'den gelmiş bir ırk bu. Kangal koruyucu bir köpek değil. Şimdi koyunların otlatma alanları bunlar. Değişik yerlerde hızlı geçiyorum. Ha, burası da o hani gösterdiğim yerlerde dağın tepesi. Şeyde Longomay'da açık alan hayvancılığı yapıyor. Hayvanlar ağrıda kalıyor. Mesela Alman evi kolektifi Meratemel bir hayvancılık yapıyordu. Türkiye'de kolektif. Burası da açık alan hayvancılığı yapıyor. Biz yürüyerek bu hayvanları yukarı çıkardık. Burası Longomay'ın yeri değil. Burayı değiş tokuş usulü kiralıyor diyeyim veya kullanım hakkını almış durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Longomay'ın yukarısındaki yerlerin çoğu hala terk edilmiş durumda ve Longomay'ı burayı bir şekilde kullanıyor ve değiş tokuş usulü devam ettiriyor. Şimdi bunlar koyunlar ama burası keçihane değil. Ağır. Türkçe'de keçiler için aile ağır kelimesi yok ya. Şu arkadakiler keçi. Normalde elle sağmıyorlar. Bak yine sağıyorlar ama bugün çok yağmur yağıyordu. Keçi bu arada sütünü sağarken kakasını yaptı. Keçilerin... Evet, pardon koyun bu. Kakasını yaptı. Onu sonra kedileri sevmeyen yüzlü kedilere verdi. Kediler içmedi. Şimdi 2-3 tane koyun sağıyorlar ama genelde keçi sütünden peynir yapıyorlar. Kendi peynirlerini. Simon'u anlatayım. Simon Lyon'da, yani Marseille yukarıda, ortada diyeyim, su katta kalan birisi normalde. Fakat uzun süredir Longomay'a 2 ay, 3 ay aralarla, böyle arada 1 hafta, 2 hafta gelip giden birisi. Arılarla ve keçi çıkarmışlar. Sürekli yaptıkları eylemleri, yaptıkları bütün işleri detaylı şekilde mesela burada işte koyunlarla ilgili. Şimdi bu tabi sırası karıştı için şeyin. Bu da bunu şunun için göstermek istemiştim. Şurada gördüğünüz gibi keçilerin numaraları var. Bu numaralar hayvancılığın dayattığı şey, sayılar. Ama Longomay'i mesela hayvancılıktan ayıran, yani diğer şeylerden ayıran önemli tepkilerden biri, bu hayvanların isimleri var ve bu isimleri tanımaya çalışıyorlar. Yani bu isimleri tanıyorlar, bu hayvanların karakterleri var, onları tanıyorlar. Bu niçin yapılmış peki? Yani normalde bir çiftlikte bu niye olsun ki? Çünkü bir grup halinde örgütleniyor ve gruba yeni katılan insanlar, böyle gelip geçen insanlar olduğu için mesela diyor ki Hiroşima işte bugün bilinen bir hastalığı vardı ama ben yeniyim, Hiroşima'yı tanımıyorum. Ona bir şey vermem lazım. O yüzden bakıyorum buradan. Evet, Hiroşima buymuş deyip buluyorum. Yani Hiroşima keçin ismi. Evet evet. Şurada yazıyor. Hiroşima keçin ismi. Habibi var mesela. Yani çünkü Arapça konuşan insanlar da var orada. Evet, Kürtler de var. Kürtler şey değil. Bu benim hayat, yani oradaki zamanımın bir kısmını arı kovanlarından kaçıp yeni bir dışarıda yeni bir kovan kurmaya çalışan arıları toplamakla geçti. Buna ismini bilmiyorum Türkçe. Oğul mu diyorlar? Tamam. İyi oldu ben de arıyordum. Onları toplamakla geçti. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani öyle bir arıcılık sistemi var ki şu anda dünyada arıların dışarıda uzun süre tek başına, yani bal arıların tek başına yaşayabileceği bir ortam yok. Dolayısıyla onları beslemek ve onların yaşamlarını sürdürebilmesi için o kovanlara koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kaçan ve toplayamadıkları arıların kovanları bir süre sonra soğuktan, açlıktan, kendine bulacak yer bulamadığından falan veya evrimleşme sürecindeki insan müdahalesinden dolayı ölmüş çok kısa zamanda. O yüzden arıları topluyorlar ve arıların propolis yapıyorlar, bal yapıyorlar, bunları bir kısmını da satıyorlar. Burada domuzlar ters çevirmiş.
Ben domuzcuk grubuyla tanışamadım ama domuzları genelde yemek için besliyorlar. Eyvah. Evet. Bu... Bir dakika. Evet. Bu eşek ağırı. Daha önce tavuk şeymiş, kümesiymiş. Sonra eşeklerin ağırını çevirmiş. Eşekleri şey için kullanıyorlar. Longobay'ı göç, koyunların, sürülerin göç hakkını savunuyor. Yani biliyoruz ki endüstrileşme döneminde göç yolları kapatıldı. Ve Longobay bunun mücadelesini vermiş. Eğer başarabiliyorsa, o sen örgütlenebiliyorsa yayan bir şekilde hayvanları kuzeye, otlamaya götürüyor. Eşekleri de otlama sırasında, yani o yol göç sırasında beraberinde eşlik etmek için kullanıyor. Bir de işte arada bazı şeyleri taşımak için falan kullanıyor. Bu arkadaş ve Frederick, Frederick 5 ay önce gelmiş. Strasbourg'da çok iyi bir ticaret işi varken, çocukları da var orada. Korkarki'ye geliyor, yani Longomay'in yanındaki bir ilçeye geliyor. Sonra Longomay ile tanışıyor ve şey diyor, ben ücretli yaşamak istemiyorum bundan sonra. O yüzden burada yaşayacağım diyor. Bir kamyon var, kamyonda yaşıyor. Longomay yeni gelenler arasında kamyonda yaşayan çok fazla insan var. Hatta çadırda yaşayan da çok fazla insan var. Kendisi ya vejetaryen vegan, dikkatinizi çekerim. Nedir? Ya vejetaryen ya vegan, unuttum ama galiba vegan. Hayvan ürünü yemiyor. Yani vegan hiçbir hayvansal ürünü yemiyor. Vejetaryen bazıları balıklı yiyor ama onlar da et yemiyor. Ben dedim ki yani sen eşek hayvanların çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü Longomay'in veganların vejetaryen katılması çok yeni bir şey ve hemen her şeyde veganlık ve vejetaryenlik üzerine bir konuşma oluyor. Sohbet yani insanlar arasında. Ve böyle küçük bir tartışma konuları değil. Dedim ki hayvanların çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Yani sen et yemiyorsun ama hayvanlar senin çalışma sisteminde bir şekilde yer alıyor. Bana dedi ki burada hayvanlar çok iyi davranılıyor ve ben buna rahatsız olmuyorum. Mesela atlar çalışıyor dedi. Atlar da çalışıyor. Atlara çok iyi davranıyorlar dedi. Bilmiyorum at fotoğrafı var mı? Yok maalesef. Onu anlatırım. O yüzden hiç kesinlikle rahatsız olmuyorum ama yani etin yenmesini istemiyorum. Ama yiyene de bir şey söylemiyorum. Ama bana saygı göstermesini istiyorum diyor. Atlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Benim çok hayranlıkla izlediğim şey. Atları bir şekilde köpekler gibi bir eğitim vererek sağ, sola, geri çek, geri git, yavaş git, hızlı git komutlarını öğretip neredeyse gemisiz bir şekilde yönetiyorlar. Ve ona bir drese dedikleri bir sistem var. Atlar sağ diyor, at sağ dönüyor. Köpek de öyle. Sürünün sağına git diyor. Adura at diyor mesela. Köpek sürünün sağını topluyor. Şimdi şeyi anlatayım. Burada fotoğraflarda koyamadığımızı. Longomay'in kuruluş ve bugüne kadar en kendisini belirgin olarak koymaya çalıştığı iki nokta var. Birisi politik olması. İkincisi de ücretli emeğe karşı olması ve çalışma sistemi. Politik olmak derken neyi kastediyorum veya onlar neyi kastediyor diyeyim. Tabii ki bütün komünler ve bütün herkes politik. Politikanın genel anlamını da söylemiyorum ama mesela onlar şunu söylüyor. Eğer diyor biz öz yeterliliği bir takıntı haline getirirsek biz başka işlere yani genel politik şeylere zaman ayıramayız. O yüzden bizim öz yeterlilik gibi bir kaygımız yok. Başka işler derken neyi kastediyor? Mesela göçmenlerle danışma, mültecilerle danışma, tarım sektöründe örgütlenme, ondan sonra radyo. Bir radyosu var Zanzibar'ın ve bölgede çok dinleniyor. Uluslararası alanda da dinleniyor. Sonra, şimdi bunları dolaştıracağım. Radyo şu. O dağın tepesinde, çok önemli, kırsalda bir radyo kurmak ne demek? Yani radyolar kent merkezlerinde olur ya, hani çünkü niye? Konuşmacılar daha rahat gelir, katılır filan. Yok öyle bir şey, sırf radyo için. Radyo için
Longomeya örgütlenen diyeyim. Yani mesela şu arkadaş iletişim mezunu ve ücretli bir şekilde radyoculuk yapmak yapmayı reddediyor ve şey tutuyor. Buraya ilk önce radyoya örgütleniyor, sonra Longomeya'da yaşamak istediğine karar veriyor. Mesela gazete çıkarmak. Buradaki yazıların bir kısmı, bir kısmı kendileri tarafından. Bunlar çok değerli. Kaybolmasın, kimse iç etmesin. Vallahi üst tarafı hep çıkarttım. Şunlar, bakarsanız. Şunu göstereyim ben. Bu da Forum Street tarafından çıkartılan 90 yılında yanıyorsam kurulan bir örgütlenme. Burada daha çok politik yazılar var. Bu Almanca ve Fransızca çıkıyor. Aylık bir şey. Şu da normalde Longomedia değil, Longomedia'nın haberler. Bu daha çok bağışçılar ve arkadaş konular. Longomedia'da biz ne yapıyoruz? Bu sizler. Longomedia'nın en yaşlı insanı, benim sevdiğim birisi, Türkiye'de geldi. Arıcılıkla ilgileniyor. Ve arılarla konuşuyor kendisi. bu da dönem mevsimsel çıkıyor. Mevsimsel çıkıyor. Tamam. Bunu yapan mesela çeviri ekibi var. Bir Almancadan Fransızca çıkartan bir ekip var. Dolayısıyla bu tip şeylerle ilgilenmek çok önemli. Ben mesela oraya gittiğimde bu Fransa'daki siyasi hareketlenmeleri takip edenler vardı. Marsilya'da Kürtlerle ilgili dayanışma eylemlerine gidenler vardı. Paris'te konferansa gidenler vardı. Radyo için çeşitli yerlerde belgeseller yapan, onların temsilcilerine giden insanlar vardı. Sürekli bir yerlere giden gelen, yani dışarıdaki politik aktivitelere katılmak için gelen giden insanlar vardı. Ben Longomeya'ya yeni katılanları niçin burayı tercih ettiğini sorduğumda genelde şey dediler, biz ücretle çalışmak istemiyoruz. Dışarıdaki bütün o ne derler? Hani para dünyasının dışında bir yaşam kurmak istiyoruz. Şeyi çok çekici geliyor. Aralarında kendisine feministiyenler var. Ekolojiyle ilgilenenler var. Anarşistiyen duymadım. Ama genel olarak toplamda bir şeyci olmamak, yani toplamda bir şeyci olmamaya çalışıyor. Yani kendisini bir Longomeya kendisini bir şey olarak ifade etmiyor. Mesela şu arkadaş Korkal Kedi temiz bir derneğin örgütlenmeden geliyor. Gelip giden arkadaşlar. Longomeya'nın arkadaşları buluyor. Dolayısıyla politikaya zaman ayırabilmek çok önemli onlar için. Bu yüzden de eğer öz yeterli bir şey yaparsak daha fazla çalışmak yapabiliriz ve yapamayız diyor. Para meselesiyle ilgili de söyleyeyim. Herkes benim şunu mesela diyor ki benim işte bir üst baş almaya ihtiyacım var. Biliyorsun o dönem kim ilgileniyorsa o işte. Ben üst baş almak istiyorum. Ya işte ben ailemin yanına gideceğim veya işte ben şu arkadaşlarımı görmeye gideceğim diyorsun. Stok yapamıyorsam oradan ortak bütçeden alıyorsun. Arabalar var. Unuttuğumu söyleyeyim. Arabaların bir kısmı özel, bir kısmı ortak. Şurada araba şeyi var. Ne derler? Araba defteri var. Arabayı diyorsun mesela ben diyorum ki işte Forkarki'ye ineceğim. Yazıyorum oraya arabayla. Sonra atıyorum Agit geliyor. Diyor ki Forkarki'ye benim de inmem lazımdı. O arabaya isim yazıyor. Biliyor. Ve bir de özel arabaların listesi var. Yani aynı defterde. Özel arabalar da aynı şekilde bir yere gidiyorsan, gitme şeyi varsa. Aynı şekilde ona kayıt oluyor. Veya diyor ki işte araba bulamadı. Agit diyor ki ya kiraz bana arabanı verir misin? Ben de o gün bir işim yok. Anahtarı veriyorum. Veya bazen anahtar üstünde oluyor. Ama arabalar var ve kullanılıyor. Başka ne kaldı? Şu telefonu okuyayım. Türkçe olarak. Kavga ben hiç görmedim. Yani şey olarak ses yükselme de görmedim. Yani ses yükselme oluyor arada. Ama onu hallediyorlar yani. Çok şey olmuyor. O zaman falan bakıyorum. Mesela şey var.
Şiddetsiz İletişim Grubu diye bir grup var. Ben de ilk önce böyle hani niye buna ihtiyaç duymuş? Yani böyle bir şey varsa böyle bir şeyim var diye düşündüm yani açıkçası. Ve bu kapalı bir grup, içine giremedim. Yani çok da girmek için uğraşmadım. Oradan mesela ben diyorum ki hocam sizinle bir grup kuralım, bir çalışma grubu. Çalışıyoruz bu konuda. Öyle bir grup konuşuyoruz. Ya tabii ki demek ki bunu ihtiyaç duyan insanlar var. Öyle diyebiliriz ama fiziksel bir şiddet üzerinden değil. Ama kendisi, çünkü bir eşitsizlik var, yani şu anlamda eşitsizlik var. Birisi Fransızca sonradan öğrenenler var. Birisi? Fransızcayı sonradan öğrenenler var. Çok fazla Alman neden gelen, başka ülkelerden çok insan var. Ve herkes aynı seviyede Fransızca öğrenemiyor. Tabii o zaman anlaşma problemi oluyor. Kendisini ifade etme konusunda daha zayıf olan insanlar olabiliyor. Veya mesela karşıdaki Fransızca çok hakim olabiliyor. Senin argo Fransızca hakim olabiliyorsun. Bundan kaynaklanan ifade sorunları yaşanıyor. Ama bunu da genelde şöyle söylüyor. Yani yavaş konuş. Fransızca çok iyi bilen Fransızlar için yavaş konuş. Anlamıyoruz. Bağırarak konuş veya tekrar et. Yani pazar günlerindeki toplantılarda gece 3'e kadar da sürebilir, hiç sürmedi ben oradayken. Ama bir anlaşma, konsensu bulma şeyi var, çabası var. Ama bu demek değil ki herkes toplantılara eşit bir şekilde katılıyor, eşit bir şekilde dinliyor, değil. Yani bunları kendileri de söylüyorlar. Mesela oradayken çarşamba toplantıları vardı, bunu bulamadım burada. Çarşamba toplantıları yazın yapılacak buluşmayla ilgiliydi. Mesela oraya pazar günü bir toplantıda şöyle bir gündem oldu. Çarşamba toplantılarında katılım niye düşük? Biz bu buluşmayı yapmak istemiyoruz. Bir gündemle toplantı yapıldı. Yaz buluşması. Yaz buluşması, evet. Bazen mesela gençlerin daha az toplantıya katıldığı gibi bir gündem oldu ve hiç ayrı toplantılar, bu konuyla ilgili ayrı böyle bölündüler işte. Bunlarla ilgili konuşmalar. Yani bunu ifade etmeye ve çözüm bulmaya çalışan bir yapılanma kurmaya çalışıyorlar. Dili birbirlerine çok öğretmeye çalışıyorlar. Yani özellikle sürekli kalmaya karar vermiş insanlar için. Onun dışında ara mı verelim, sorular mı geçelim? Bilmiyorum. Toplama sorunu ara ister misiniz? Sorularımı geçelim. Ne kadar bilmez.